ikimizin canı. Çocuğumuzu babasız büyütmek istemiyorum ben. İyisiniz Serap Hanım. İyiyim. Yok bir şeyim. Yol tuttu herhalde. Kemal'le aile değil miyiz onlar? Kemal'in neden döndüğü anlaşıldı şimdi. Çiftliğe dönelim mi? Nasıl isterseniz. Halide, iyi misin? Kemal, beni götürür müsün? Çok yorgunum. Hanımım, vaktiniz varsa bir şey konuşacaktım. Buyur Yasin Ağa. Kara Hasan'la arazisini almak istediğiniz doğru mu? Sen nereden duydun bunu? Malum bu türlü haberler çabuk duyulur. Irgatlardan biri kahvede konuşulurken duymuş. Bana sorarsanız o araziyi sakın almayın derim. Neden almayacakmışım? Toprakla birlikte belayı satın alırsınız. Köylü ölse bırakmaz toprağını size. Allah korusun. Kan bile çıkar. Meseleyi büyütüyorsun Yasin Ağa. Merak etme, ben o köylüyle baş etmesini bilirim. Muzaffer Bey de yıllarca elinde silahla dolandı. Tam ortalık durulmuşken başkalarının topraklarında husumeti üzerimize çekmek hayırlı olmayacaktır. Muzaffer Bey olsaydı bu toprakları almaz mıydı Yasin Ağa? Ben de aynen öyle düşünmüştüm. Muzaffer Bey'in yanında durduğun gibi benim yanımda da duracak mısın? O nasıl söz? Elbette. Âlâ. Mesele kapanmıştır o zaman. Çekil önümden. Konuşacaklarım var Güllü. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çekil önümden. Güllü. İn arabadan. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksin bana? Halide'ye nasıl sarıldığını mı anlatacaksın? Beni nasıl kandırdığını mı? Ben seni hiç kandırmadım. Hiç boşuna yorma çeneni. Sana bir daha asla inanmayacağım. Güllü. Keşke defolup gitseydin Kore'ye. Keşke hiç çakamasaydın karşıma. Ama haklısın. Ben eski Güllü değilim. Serap Hanım'ım artık. Yakında herkes görecek Serap Hanım'ın kim olduğunu. Ya.
Duydunuz mu ya? Karahasan'ın topraklarını Serap denilen kadın almış. Deme. Serap Hanım deme. Ey ne olacak şimdi? Vallahi yandık ki hem de ne yandık ya? Ya kardeşim, Muzaffer'in karısı değil mi bu? Aynısını o da yapacak. Bakın ağalar, baştan gemi azıya almak lazım. Yoksa çok geç olabilir. Bakın, biz yandık, siz de yanmayın. Sonra demedi demeyin. Ya kardeşim, ya niyeti belli mi ki? Belki köylüye dokunmaz. Ya kardeşim, köylüye haber salmış. Ben de size haber etmeye geldim. Meydanda toplanın, söyleyeceklerim var demiş. Yok ya. Ne duruyor o zaman? Davranın hele, meydana gidek. Bakalım ne diyecekmiş. Yürüyün hadi, yürüyün. Ne var Hüsam? Ne oluyor? Köy meydanına çağırdılar herkesi. Topraklar el değiştirmiş. El mi değiştirmiş? Kim almış topraklarını? Serap diye çastan aldı diyorlar. Eyvahlar olsun. Gördünüz mü başımıza geleni? Yürü ana. Gidip bakalım. Neymiş bu soykanın derdi? Hadi hadi. Bundan böyle Kara Hasan arazisinin yeni sahibi benim. Arazinin içindeki bu köy de benim mülküm. Evlerinizde huzurla oturmaya devam edeceksiniz. Fakat alıştığınız düzende bir takım değişiklikler olacak. Tüm bu bahçeler sökülüp atılacak. Bu arazide sadece pamuk yetişecek. Ne söylüyorsun sen? Bahçelerimiz ne olacak? Neyle geçineceğiz biz? Doğru söylüyorum Eylem. Doğru söylüyorum. Siz de isterseniz tarlalarda çalışabileceksiniz. Çalışanlara emeğinin karşılığı verilecek. Ya kardeşim, Sedat Bey bize karışmazdı. Kendimize kes satardık. Toprağı kendimizin bellediydik. Öyle değil mi kardeşim ya? Ben Sedat Bey değilim. Ayrıca size gayet adil bir teklifte bulunuyorum. Sizi kovmuyorum. Evlerinizde oturabilirsiniz diyorum. Üstelik iş teklif ediyorum. Ayrıca sizden daha vasıflı işçi bulabilecekken. Sen kim oluyorsun da bize ne edeceğimizi söylüyorsun? Kim mi oluyorum? Sağır mısın? Bu arazinin yeni sahibiyim ben. Toprakların tapusunu aldın diye bizim de tapumuzu almadın ya. Şartlarıma uymayan, istemeyen gidebilir. Hiçbir yere gitmiyoruz. O kadar kolay değil. Bana baksana sen. Burası bizim. İstediğimiz gibi eker, istediğimiz gibi biçeriz. Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Anladın mı? Aç kulağını iyi dinle. Bin yıllık düzeni bozmaya senin hakkın yok. Kölen değiliz biz. Bunu böyle belli. Benim sabrımı taşırmayın. Canınızı yakmaya mecbur etmeyin beni. Ciğerinin sapından vurulacak. Elinden gelene ardına koma. Ne oluyor ana? Topraklarımızın yeni sahibi bu soykaymış. Bahçelerimizi alıp ırgat edecekmiş tarlalarında. Size yarına kadar mühlet. Düşünün, taşının kararınızı verin. İster kalır çalışırsınız, isterseniz gidersiniz. Bunu böyle belleyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.